Tülay, nereye gidiyorsun? Ben kız arkadaşımla R&B gecesine gidiyorum. R&B gecesine gidiyorsun. Evet. Bunlarla mı dans edeceksin? Evet. Sexy. Yanıma gel bakalım. Zeynep. Peki hanım, ben öncelikle bir şey soracağım. Tabii. Siz çok benziyorsunuz. Biz. Ne diyorsun? Ay, ettiğim bütün iltifatları, çok ona ettiğim bütün iltifatları arkadaşlar kendime mi söylemiş çok oldum? Çok benziyorsunuz ya, ben yok acayip artık benzetiyorum. Ya kardeş gibisiniz. Çok benziyor. Ya bence. Bence de. Bence de. Yüz hatlarınız gerçekten benziyor. Çok beğendim Gülay seni. Teşekkürler. Ceketine bayıldım. Tarsın bu kadar. Özden. Pantolonuna bayıldım. Çok güzel. Teşekkürler. Ama ayakkabılarını sevmedim. R&B bir kulübe gidiyorsan. Mesela onun altına şu Kemal amcanın sneakerları var ya. Onlardan giyebilirdin. Ama çok güzel. Ama topuklu ayakkabıyla daha iyi dans ediyorum. O yüzden topuklu giyindim. O zaman bir şey kadın diyemem. Kadın seksi, yapacak bir şey yok. Ama beğendim seni. Güzel olmuş. Teşekkürler. Melisa. Ben de beğendim ama çok hafif bir ruj olabilirdi. Böyle bordo ya da kırmızı gibime geldi. Çok düz olmuşsun ama çok güzelsin. Güzel olmuş. Peki. Gülşah. Çok beğendim. İçindeki tişört kısa mı? Kısa. Açayım mı? Çok mu açık sanki belin ama güzel olmuş. Sadece ben de şüpheliyim. Dans edebilecek misin gerçekten, rahat edecek oynarım, misin diye. Oynarım oynarım diyorsan o zaman görmek isteriz. Görmek isteriz. Biraz sonra. Değil mi? Nurella. Kalemi görmek yok. İsteriz yani. Bir dansını görmek isteriz. R&B'de çok daha iyi dans ettiğini söylüyor. Topuklularla daha iyi dans tabii ki göreceğiz. Hünerlerini göstereceksin. Bize geldiği zaman göreceğiz. Öyle ortalara laf atmak yok. Buyurun. Hemen hemen böyle böyle yok. Var bir şey görelim. Bu da mı Sevda'ya dahil? Pantolona dahil, evet. Ha, buna dahil değil mi? Tamam. Söyleyelim de. Çıkarayım mı bunu? Yo, hayır, geçebilirsin jürinin tamam karşısına. Hoş geldin. Açtım, çok sıcak. Şimdi R&B dansa gidiyorsun. Bu pantolonun altına stiletto olmaz. Bir. Madem oraya gidiyorsun, ayağında böyle çünkü şey basene doğru iniyor ya o pantolonun, düşük bel. Biraz bacak boyunu kısmış, onun için böyle platformlu bir ama çok feminen böyle, madem oraya dansa gidiyorsun, bir buti ayağında olabilirdi. Üstünü göremiyorum, içinde ne var? Tabii orada bu deriyi çıkarıyorsun. Evet, madem dansa gidiyorsan o zaman dansını göster ki notumu şöyle ki vereyim, dansına vermeyeceğim. Beni inandıracaksın o zaman. Tenur kadar olmasa da yaptı. Burada bu bile fazla. Aa, bizim Ayşenur R&B kraliçesiydi. Vay, Allah için değil mi çocuklar? Aynen. Vücut dili çok iyiydi. Vücut, evet, dili. Ben evde rahat oynuyorum. Burada herkesin yanına bu kadar açılmam. Evde herkes rahat oynuyor. Evet, öyleyim. Banyoda şarkı en güzel söylüyoruz değil mi? Ben hamamda söylüyorum. Ama burada zor oluyor. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, ben de pantolonu sevemedim. Ne sevemedim? Duruşunu sevmedim. Boyunu, bacağı boyunu bayağı kesmiş ve deforme gösterdi. Evet, butiler biraz seni daha yükselmek bir şey lazım bu pantolonun altında. Bu çok klasik stiletto kalmış. Bluzu da bile daha penili bluz, biraz daha açık dekolte buradan vererek cool bir şey, daha cool hava yaratmak için. Ceketi güzel ama tamamladın gibi geliyor bana. O blazik daha cool istedim. Ama tekrar yakıştı sana.
Teşekkürler. Gülay, dövmelerini görebilir miyim? Görebildiğimiz kadarını en azından. Olay. Çok güzel, ben çok seviyorum. Bir tane maske var. Özden'in de dövmeleri var kollarında. Neredesin Özden? Burada var. Senin de dövmelerin çok güzel. Hayatın iyi olmasını istiyorsan önce aynanın karşısına geç. Kendinden başla diye Man in the Mirror şarkısı var, duymadım, Michael Jackson. Duymadım. Onu yaptırdım. Dövmenin anlamı Michael Jackson'ın bir şarkısında. Eğer hayatın iyi olmasını istiyorsan aynanın karşısına geç, kendinden başla. True faith and trust. Unconditional love şeyi oluyor, koşulsuz aşk. Hani insanlar hep karşıdaki insanı değiştirmek istiyor. Hı hı. Fakat bir anne de sonuçta bir çocuğunu evet, kusursuz sevebiliyor. Hani kilolu, zeki, her konuda yani koşulsuz seviyor. Hı hı. Bu arkadaşlıkta da olmalı bence. Sevgilide de öyle olmalı. O yüzden benim için bu çok anlamlı. Özgürlük Arapça. Vallahi her yerde bir şey var. Devamı geliyor mu? Harita sürekli? Gibisin canım, harita. 10 yıl, 11 yıl önce başladım. Ve duramıyorum. Durduramıyoruz. Bence durdurulamaz. Bu bir dizayn. Bende de var, evet. 15 tane. Başlayınca onun arkası kesilmiyor. Hastalık gerçekten ve ben bunu daha çok dizayn olaraktan görüyorum. Hani dövme güzel diye. Güzel bir sanat dövme. Vücuda ama işlenen bir sanat. Ama bağlı olmak lazım yani. Yani yakışana, şey yakışana yakışıyor. Yani ona yakışmış. Yakıştı mesela. Yakıştı tabii. Ve sanatçının yakışıyor, yapması lazım gerçekten. Aynen, çok başarılı. Ellerin yapmış olması lazım. Sana gelince, seni böyle beğenmek istiyorum. Haftaya. Ama sen diyorsun ki beni beğenme. Hatta beni sevme. Beni sev, sev de anlama. Yani o pantolonun altına o ayakkabı olmuş mu Allah aşkına? Değişik bir şey denemek istedim. Değişik, her değişik şey güzel demek değildir. Bak ilk günden beri söylüyorum. Biliyorum. Her değişik şey güzel demek değildir. Ama sizin yorumunuzu istedim, bekledim. O yüzden yanlış. Ben üstündeki ceketi, bluzu ve pantolonunu beğendim. Sadece ayakkabıyı beğenmedim. Lütfen doğru, sen ayakkabılarda hep yanlış tercihler yapıyorsun her zaman. Ayakkabılarda ya, bir problemim var. Bütün evet, ayakkabılarım biraz Viyana'da kaldı. Şimdi %30'u bile değil, doğru parçaysa 3 parça bile seni kurtarır. Teşekkür ederim. Aslında giymiştin burada. Yakışan ayakkabı giymiştin burada. Bunun altına olacak ayakkabı vardı. Evet, vardı, daha önce vardı. Giydim. Yani giyebilirdin ama neyse. Değişik bir şey yapma çalıştın. Doğrusun oraya. Artık gönlüm gamdan keder. Kararları verelim mi? Hadi. Evet. Yani dansa gidiyor işte, bir siyah böyle bordo ruju eksik var. Teşekkürler. Ivana. Yetti şu anda kadar. Yıldır. Teşekkürler. Sırf ayakkabını beğenmedim diye sana tarz değilsin diyecek halim yok. Tabii Yıldır, ki. Teşekkür ederim. Tebrikler. Gülay yerine getirdin.